Sevgili arkadaşlarım merhabalar. Hoş geldiniz. Evet bugün 28. dersimizdeyiz. Ben de bu dersi 28 Temmuz sabah saat 6'da çekiyorum. Hocam 2 gündür sabah 6 çekiyorsun. Hayırdır? Var mı bir sebebi? Erken kalkan yol alır arkadaşlarım. O yüzden de zaten sabah dersleri koyuyoruz ya. Yani sabah böyle kalktığın zaman hakikaten o sabahın nuru diyorlar ya o vakitte Böyle bir çalışmaya başladığın zaman günün çok bereketli bir şekilde ilerliyor. Ama böyle geç saate kadar ben bazen böyle yatıyorum uyuyorum yani geç saat dediğimde tabii bizim çocuklar falan kaldırdığı zaman işte 830 9a kadar en fazla o 9'u görmüyoruz bile. Ondan sonra niyeyse bir böyle zamanın bir şeyini alamıyoruz yani bir bereketini alamıyoruz. O yüzden de büyüklerimiz hakikaten de çok doğru söylemişler. Erken kalkan yol alır demişler. O yüzden de biz de erken kalktık. Hadi bakalım yolumuzu almaya çalışalım. Bizim için zaman hakikaten önemli. En azından şu son bir yıl içerisinde zamanımızı çok iyi kullanmamız lazım. O yüzden de erken kalkmaya ve erken yatmaya alışmamız lazım arkadaşlarım. Tabi erken yatmak bizim için artık okul döneminde biraz da zor olabilir. Çünkü bir sürü işimiz olacak. Şimdi dün demiştik ki özellikleri inceliyorduk. Bir tanesinde ne vardı? Birinci özelliği inceledik doğrular kesişiyordu. İşte doğrular kesiştiği zaman çözüm kümesinde bir tane eleman oluyordu. Onun için bir tane bize ne lazımdı? bir tane bir kural koymuştuk aslında. İşte A bölü D eşittir. A ben bunları yanlış yazmışım. A bölü D, B bölü E yazacakmışım arkadaşlarım. A, B, C, D, E, F. Şunları A bölü D, B bölü E yazalım. Kusura bakmayın. B bölü E'ye eşittir. Bu da C bölü F'ye C bölü F'ye eşit değildir. Şimdi böyle bir denklem sistemi varsa e, bu denklem sisteminde bu kural sağlanıyorsa çözüm kümesi boş kümedir. Şimdi biz yine her seferinde olduğu gibi niye boş küme olduğunu anlatmaya çalışacağız size. Hadi bakalım anlatmaya çalışalım. Şimdi ben dün yapmıştım eşit değildir kısmında yani şurası A bölü D eşit değildir B bölü E'yi. Orada bir mantık geliştirmiştik kendi kendimize. Burada da aynı mantığı geliştirebiliriz. Ve size samimiyetimle söylüyorum ki o mantığı bilmiyordum ben. Yani bilmiyordum derken daha önce kullanmadım. Bilip bilmemek değil bu da. Kullanmadım dün mesela video esnasında. Tak diye aklıma yani böyle bir şey yapayım dedim. Mesela ben bunu normalde nasıl anlatıyorum. Artık biz de 12. sınıf öğrencisi olduğumuz için 11. sınıfı geçtiğimiz için şöyle anlatıyorum. Mesela AX artı BY artı C eşittir 0 tarzındaki doğruların e bunlar doğru denklem bir şey. Doğru grafiği belirtiyor bunlar. Dün de dedik ki iki tane doğrumuz geldi böyle. Yani şöyle bir doğrumuz geldi. Şöyle bir doğrumuz geldi. Ve dedik ki bunlar birbirine paralel olduğu için bunların çözüm kümesi boş kümedir dedik. E şimdi burada da aynısını yapalım bakalım. Bir paralellikten bahsedelim. Bir 11. sınıfa atıf yapalım. 11. sınıfta ne diyordu sana? Diyordu ki doğruların eğimlerini sen aslında Doğruların denklemleri verildiği zaman bulabilirdin. Peki Ali hocam nasıl buluyorduk? İşte burada x'i yalnız bırakabilirsin. Ya da şunu yapıyorduk. Biz x'in kat sayısı değil mi? x'in kat sayısını y'nin kat sayısını oranlıyordum. Ve bunun eksilisini alıyordum. Bunu hatırla. Bunu biliyorsun değil mi? Yani şu d1 doğrusunun e, eğimi için. Şimdi paralelse eğimi eşit olacak. Kime? E, buradaki x'in katsayısı yani bunun eğimine, bunun x'in katsayısının y'nin katsayısına oranı d bölü e bunun eksilisine. x'ler e, artı oluyor zaten. Değil mi? Ve işte buna benzetmeye çalışıyorum. A bölü D'ye benzetmeye çalışıyorum. Şunlar yer değiştirebilir arkadaşlarım. Yani orantı özelliklerindendir. Niye yer değiştirsin hocam diye de sorabilirsin. Şöyle yaparsın. İşler işler çarpımı yaparsın. A çarpı E eşittir. B çarpı D dersin. Her tarafı D'ye bölersin. Değil mi? Her tarafı D'ye bölersin, burada her tarafı E'ye bölersin. Bunlar gider, bunlar da gider. Sen A bölü D'nin B bölü E'ye eşit olduğunu yine görebilirsin. Pekala, bu tarzdaki doğrulara ne, nasıl doğrular denir? Yani çözüm kümesi boş küme olan doğrulara bu yıldız yerine şuraya paralel doğrular yazalım arkadaşlarım. Paralel doğrular. Tamam da biz şimdi neyi kanıtladık? Biz şunu kanıtladık aslında. Biz yani sadece şu tarafı gösterdik. E, bu taraf niye eşit olmasın? Onu da göstermeye çalışalım. Şimdi arkadaşlarım, buradaki miktar yani buradaki artı C ile artı F'nin doğruların birbirinden farklı olduğunu gösterir. Paraleller ama bunların birbirinden farklı olduğunu gösterir. Şimdi bu orana A bölü D ile B bölü E oranına C bölü F'de eşit olsa bu doğruyla bu doğru tam üst üste gelir. Yani bu zaman biz çözüm kümesi boş kümedir diyoruz ama yeşille mavi üstte geldiği için çözüm kümesi sonsuz elemanlı olmuş oldu. O da bizim işimize yaramıyor. O yüzden de bu oranı bu orandan farklı yapıyoruz. Tamam mı? Yani e, paralellik için çözüm kümesi boş kümedir demek için sadece oranları eşittir yazmak yetmiyor. Bir de sabit sayıların oranları da bu orandan farklıdır. Şimdi bunu biraz söz olarak söyledim ben. Şöyle söyleyeyim ben size. Bir de dünkü yöntemle Dün işte video esnasında bulduğum Yöntemle bir şeyler yapmaya çalışayım Şimdi mesela biz burada Denklem çözmeye çalışıyoruz Hani birinden birini kaybetmeye çalışıyorduk ya Burada mesela diyelim ki Ben burayı D ile çarpayım Burayı da eksi A ile çarpayım demiştim Biraz harfler çorba oluyor ama idare edeceğiz artık Şimdi D A diyeyim ben buraya Tamam D A X artı D Artı D Biraz sabır et burada yani çok şey değil. Eksi a dx eksi ile çarpıyorum artık. Eksi a y eksi a f eksi a f eşittir sıfır. Şimdi topladım bunları ben, tamam mı? Bunlar gitti arkadaşlarım. Güzel. Şimdi buradan da y parantezine alırsam ben bunu. Burası db eksi a e artı dc eksi a f oldu eşittir sıfır oldu. Oldu mu? oldu. Şimdi burada çözüm kümesi boş küme demek istiyorum. Yani x gitti. Yani y de gitsin. Yani Y'yi de istemiyorum. Çünkü boş küme bulacağım. Yani x'li bir şey y'li görmek istemiyorum. x'li y'li bir şey görmek istemiyorum. O yüzden de burasının da sıfır olması gerekir yorumunu yapıyorum. Boş küme olacak ki hiçbir şey kalmadı ortada. Yani benim db eşittir ae olmasının sebebi bu. Tamam mı? Bak db eşittir ae. Allah ne oldu? Heh şöyle. E bak buradan İşler işler çarpımı yapınca aynısı gelir dedim. DB ile A'ya birbirine eşit. Tamam bunu ispatladım. Bunu kanıtladım. Pekala yani niye bu eşit olmasın? Arkadaşlarım şimdi bak ben burayı eğer sıfır yaparsam bak burayı sıfır yaparsam ben ne olur? Sıfır artı sıfır eşittir sıfır olur. Yani sıfır eşittir sıfır mantıklı bir şey olur. Bundan dolayı da çözüm kümesi boş kümedir diyemem. O zaman burasının sıfırdan farklı olması gerekiyor. E, sıfırdan farklı olması gerekiyorsa dc eşittir eşit değildir. A, F olması lazım. İşte her tarafı ne yapalım mesela? Burada D'ye bölelim. Değil mi? Burada F'ye bölelim mesela. Yani şu D'ler gitsin. C bölü F. C bölü F eşit değildir. A bölü D olsun. Bak C bölü F eşit değildir. A bölü D. E zaten bununla da bu birbirine eşit olduğu için yine B bölü de C bölü F'den farklı olur. Ya bak yazıp geçmiyorum. İnan yazıp geçmiyorum. İstemiyorum yazıp geçmek. Bana hocam yazıp geç demeyin yani yazamam. Bunu göstereceğim arkadaşlarım. Bunu anlatacağım. Çok mu lazım? Her seferinde söylüyorum. Çok lazım. Yani tamam belki çok lazım. <laughs> çok lazım aslında şu lazım. Yani şu, şu mantık oluyor. Hocam ispat sormuyorlar ki. Güzel kardeşim bak ispat sormuyorlar değil. Ispat soruyorlar aslında. Ama sana ispatla demiyorlar. Sorun içerisinde senin bir sürü şeyi fark etmen lazım. Onun için de antrenman yapmak lazım. Yani hangi sporcu antrenmansız çıkmış ki? Hangi spor? Yani adam şunu diyor mu? 100 metre koşusu şunu diyor mu? E ben bir kere koşacağım zaten. Ya yani o büyük yarışta bir kere koşacağım. E o gün ne alırsam o. E o zamana kadar belki adam binlerce kere o 100 metreyi deniyor. Sürekli aynı şeyi yapıyor. Biz de diyoruz ki sürekli yorum yorum yorum. Sen de sana da bir kere yapacaksın zaten. Yani bir kere sınava gireceksin. Soruların çoğunda yorum yapacaksın. İşte o yorum yapan sorular, yaptıran sorular sana aslında e, nasıl diyeyim iyi bir sıralama kazandıracak tamam mı? O yüzden bak bu tarz gidelim. E, sabredin yani zordur matematiği öğrenmek o kadar çok e, nasıl diyeyim yani çok kolay değildir ama emek harcadığın zaman olmayacak bir şey de yoktur. E zaten değerli şeyler emekle de oluyor değil mi? Yani emek harcadığın zaman emin olun onun tadına varıyorsunuz. Tamam mı? Hadi gel bakalım. Buradan ufak bir size böyle motivasyon da verdiysem devam edelim. Devam edelim daha hiçbir şey yapmadık daha. Vallahi 5 dakika geçti daha konu anlattım. Ama bizim işimiz konu anlatmak. Yani soru çözmek sadece örnekler üzerinde uyarlamak. Denklemin çözüm kümesinin boş küme olması için a kaç olmalıdır? Ah. Artık ne yorumu yaptım? Ee, bir sürü yorum yaptım. Birinden seçti. Bunlar paralel olmalı paralel olmaları için eğimlerin eşit olması lazım. Ya buradan evirdik, çevirdik. En son dedik ki kardeşim x'in katsayısı ile x'in katsayısı yani a artı 2 bölü 2 a artı 3 eşit olmalı. Y'nin katsayısı 4. Y'nin katsayısı kaç? 7. Bu da eşit olmamalı. Bak 8'i bu tarafa atacağım. Eksi 8 bölü bu tarafa attım. Eksi 11. Çünkü böyle e, şey e, tanımlanmış. Eşittir. 0 olarak tanımlandı ya, ya. bu belli zaten bu bariz. Yani bunun herhangi bir sıkıntı yok. Tamam. O zaman biz buradan a'yı bulalım. 7 ile çarpı verelim şunu. Şurası 7 a artı 14 yaptı. Eşittir. Burası da 8 a artı 12 yaptı. Ne yapalım? 12'yi bu tarafa atalım. 14 eksi 12 diyelim. Eşittir. 2 şey ne bu? 7 a eksi 8 a eksi 7 a. Burası a yaptı. Burasına da a'yı 2 buldum. Bitti. Yani bunu yap. Şunu mu diyeyim? bunu yap. E yaptın. E bu denklem herkes çözüyor. Ama sen onu niye yaptın? Ya da onu sen nasıl hatırlayacaksın? İşte onlar önemli bizim için. Tamam mı? Anlaştık mı? Şimdi bak ne yapmış adam? Çorba yapmış sana. Değil mi? Bak çorba yapmış. Demiş ki denklem sistemi çözülmesi boşluk olduğuna göre a kaçtır? Şimdi ilk önce denklemi ayarlamak lazım. Yani şöyle ax artı 9y eksi 8 eşittir 0. Bu tarza bir ayarlayalım. Sonra 8x artı a artı 1 y eksi a eşittir 0. Artık ispatladığımız şeyi gönül ile kullanabiliriz. x'in katsayısı x'in katsayısı yani a bölü 8 eşit olmalı 9 bölü a artı 1. Değil mi? Çünkü boş küme diyor. Eşit olmamalı eksi 8 bölü eksi a. Tamam şimdi a kaçtır diyor. O zaman ben şuradan bir kendime bir çıkar yol bulmaya çalışacağım. İşler dışlar bir şeyler bir şeyler. A çarpı A artı 1 eşittir. 8 çarpı 9. Tamam. Zaten mantıklı olaraktan yani A'yı ben burada 8 veri vereyim. A'yı burada 8 vereyim. Burası da 9 olsun. Aa ne güzel hocam çok kolay geldi ya bu. Valla çok kolay geldi. Ee, hadi bakalım çok kolay geldi. 8 koyarsan 8 bölü 8. 9 bölü. 9 1 yaptı. Eksi 8 bölü eksi 8 o da 1 yaptı. Patladı gitti. Değil mi? E çünkü buna eşit olmayacak. Demek ki A8 olmayacak. Hemen C şıkkında 8'i yazarlar. Böyle karşında tam ortada durur yani. O zaman A8 değilmiş. E o zaman hocam ne yapacağım? E zaten bu arka arkaya gelen sayıların çarpımı 72 yapacakmış. Bu sayıları nasıl diyebiliriz? Ya 8 diyebiliriz ya da eksi 9'a eksi 8 diyebiliriz değil mi? Yani A'ya eksi 9 verirsem A artı 1'e de eksi 8 olur ki çarpımları yine 72 yapar. O zaman bizim a sayımız eksi nedir? 9'dur. Tamam mı? Şimdi bakalım buna bakalım. Bu bizim için sıkıntı çıkaracak mı? Eksi 9 koy arkadaşım buraya. Eksi 9 bölü 8 yaptı. Acaba şurası kaç yapıyor? Burası da eksi 8 bölü 9 yaptı. Bunların birbirine eşit olmadığı görülüyor. Demek ki senin a sayın eksi 9'muş. Yani bir soru yazacaksak içerisinde eee artık diğer özelliği de karşı şey yapması gerekir. Ne onun ismi? Karşılaması gerekir. Şimdi gel bakalım özellik 2'ye. Şimdi bu tarz doğrulara paralel doğrular dedik. Bunların çözüm kümeleri boş küme. E böyle işte boş küme ise ya da paralel doğrularsa bir şeyler yaptırılıyor. Şimdi denklem sistemin çözümü ile ilgili üç farklı durum vardır. E, ha aynısını yazmışım ben hepsini herhalde. Tamam şu e, C burada bir, bizim sıkıntı olmuş herhalde. B bölü E diyelim biz yine buraya. Şurası B bölü E. Ylerin katsayları c bölü f. Kopyala yapıştır yapmışız ya diğer şeylerden. Yani bunu ben yazdım. Bir tane yazıyorum, sonra kopyala yapıştır yazıyorum da burası şey olmuş herhalde. Aceleye geldi galiba. Şimdi gençlik. Burada da bu olması lazım. Şimdi artık şuradaki yaptıklarımı tekrar tekrar yapmayayım. Şimdi şuraya kadar aynı zaten. Bak şuraya kadar db eşittir ae aynı. Hani dedim ya <laughs> biraz önce. Burası sıfır olursa ne olur? 0 eşittir 0 ve sonsuz tane eleman olur demiştim. Yani x ve y yerine ne yazarsan yaz sen sağlar. İşte burası da 0 olduğu zaman artık sonsuz elemanlı oluyor. Burada şu yorumu yapmıştım. E, bu paralel doğrularda c bölü f oranı bunlara eşitse doğrular üst üste gelir. Yani yeşille mavi üst üste gelir demiştim. İşte o oranda bunlara eşit olduğu zaman bu tarz doğrulara da nasıl doğrular deniyor? Onu bir yazalım. Hani dün demiştim ya biraz sonra söyleyeceğim demiştim. biraz sonra şimdi olmuş artık. Yani yaklaşık bir nasıl diyeyim? 14-15 saat falan geçmiştir. Bu doğrular arkadaşlarım çakışık doğrular. Çakışık doğrular. Yani sana şunu da diyebilir aslında. Doğrular çakışıksa ya da çözüm sistemi da çözüm kümesi sonsuz elemanlıysa ya da her ikisiye eleman re için sağlanıyorsa gibisinden böyle sonsuz olduğunu anlatabilecek bir e, bilgiler kullanabilir. Yani o adamın artık tarzına göre. Tamam mı? E buradakilerin, şunların bir paralellik şartı, yani eşit değil olduğu zaman paralellik şartı, hepsi eşit olduğu zaman da artık elemanlı olduğunu şuradaki doğrudan, yani şuradaki paralelliklerinden bunun, bu mavinin bunun üzerine gelme şartının şu oranlarında, çünkü c bölü f oranında diğerlerine eşit olduğundan görebiliriz. Aynı şeyleri bu sefer sen yapabilirsin. Hiç önemli değil. Tamam. Artık bunu yaptığımız için gel bakalım buradaki sorumuzu çözmeye çalışalım. Şimdi ne diyor? Çözükmesi sonsuz elemanlı olması için. E tamam. Yani x'lerin katsayısı olan 2a bölü 4'ün eşit olmalıymış. Y'nin katsayısı 3, y'nin katsayısı b artı 1 eşit olmamız sabit eksi 6 böyle 12 yazdım bitti gitti. Şimdi eşittir sıfırlı tasarlandı. Yani biz formül yazıyorsak eşittir sıfırlı. 12 buraya attım. Eksi 12 oldu. O zaman buraya eksi 12. Tamam. Yani bunlara da dikkat edeceksin tabii ki de. Sonra bu bize bir ipucudur. yani Şuradaki bize bir ipucudur. Şu 2a bölü 4'ten ve şundan bulabilirim. Şimdi bak şöyle işler işler yapabilirsin. O zaten cepte. Yani onu biliyoruz zaten. Onu ben yapmayayım şimdi. Eksi 6'yı kaçta çarpmış arkadaşım? 2 ile çarpmış. Ne yazmış? Eksi 12 yazmış. Tamam. Orantı ya bu. 2 ayı da 2 ile çarpıp 4 yazabilirsin. 2 ayı 2 ile çarptım. 4 a ve bunu da 4 yazdım. E a'nın buradan 1 olduğunu gördüm. Hiç işler işler yapmaya gerek yok. Aynı şekilde 3'ü 2 ile çarptım. b artı 1 yazdım. Yani b artı şey özür dilerim. Doğru doğru. 3'ü 2 ile çarptım. b artı 1 yazdım. b artı 1 de 6. O zaman b de 5. Bitti. a artı b diyor. a artı b'yi de topladım. 6 yaptı. Yani işler dışlar dediğim gibi cepte de artık bunu kullanabilirsin. Tamam. Şimdi denklem sistemin çözülmesi en az iki tane eleman bulunduğuna göre bak. En az iki tane eleman diyor. Şimdi ne anlama geliyor? Hani dedim ya adamın tarzı öyledir diye. Bak benim de tarzım böylemiş. En az iki tane eleman demek 3, 4, 5, 6 gidiyor. Yani sonsuza kadar gidiyor. Aslında bunun sonsuz elemanlı olduğunu sana anlatmaya çalışıyor. Ama yine kopukluklar var. 4x 5y eşittir eksi 4 demiş biz buraya eksi 4'ü bu tarafa atıp artı 4 eşittir 0 yazmamız lazım. Çünkü ona göre ayarlanmış dedik ya. X'in katsayısı a artı 1 değil mi? X'in katsayısı 4 eşittir. Y'nin katsayısı eksi ile beraber arkadaşlarım. Eksi b artı 2 eksi içeri dağıttım. Böyle y'nin katsayısı eksi 5 dedim. Eşittir. Sabit sayı 8 dedim. Sabit sayı da artı 4 dedim. Tamam. Şimdi de burada Bak mesela 4'ü as yani bu sefer paydayı 2 ile çarpıp 8 yazmış. O zaman ben 4'ü 2 ile çarparsam a artı 1'in 8 olduğunu söyleyebilirim. O zaman buradan a'nın 7 olduğunu söyleyebilirim. Yine eksi 5'i 2 ile çarparsam eksi 10 eşittir eksi b artı 2 diyebilirim. 2'yi gönderdim buraya eksi 10 eksi 2 eşittir eksi b oldu. Burası ne oldu? Eksi b eşittir eksi 12 oldu. O zaman b de eşittir 12 oldu. Yani şunu söyledikten sonra işlemleri yapmak aslında çok bir mesele değil. Ama onu söyleyebilmek mesele. Hep diyor ya ben yani onu nasıl söyleyebileceğiz? Bütün olayımız tamamen o. Şimdi denklem sistemlerinde artık ne yaptık? Nasıl hareket etmemiz gerektiğini öğrendik. Şimdi artık önceki konularla alakalı tabii ki yani denklem çözeceğiz sonuçta. Önceki konularda kullanabiliriz. Mesela bunlardan bir tanesi de bu. Olduğuna göre demişiz. Olduğuna göre de bu ne? Eşittir sıfır yazmam lazım şuraya. Şuraya eşittir sıfır yazacağım. Siz de hemen düzeltin. Tamam mı? Görmediniz. Şey yapmayın. O eşittir sıfır yazıyordu zaten orada. Bir sadece üzerinden geçtik gibi. Yani unutulmuş. Tamam. Çünkü mantıksız bir şey olur. Olduğuna göre. Ne olduğuna göre. Yani ne bu? Eşit yok ki. Şimdi arkadaşlarım. Bunu mutlak değerde söyledik. Bunu başka yerlerde de rast geldiği zaman söyleriz. Şimdi olay ne? Olay şu aslında. Şimdi burada bizim 3 tane bilinmeyenimiz var. Bir tane denklemimiz var. Ee, biz bu denklemi çözemeyiz. Yani 3 bilinmeyenli bir denklemle sen çözemezsin. Ya yani ben şuraya kazara 2 değil de 3 yazı versem ortalık gider. Tamam mı? Ama şimdi bir yöntem olmalı, bir şey yapmalıyım. Ne yapmalıyım düşünüyorum şimdi. Şimdi bu kare bu mutlak değer. Bu da 4. Yani bunların hepsi aslında aynı yolun yolcusu. Yani bunlar bir şey olmalı ki toplamları sıfır olsun. Arkadaşlarım bunlar bir şey olmaktan ziyade bir şey olmamalı. Ne olmamalı arkadaşlarım? Negatif olmamalı. Negatif olmaz zaten. İstesen de yapamazsın. A artı B eksi 4'ün karesi negatif yapamazsın. Bunu da yapamazsın mutlak değerli. Bunu da yapamazsın. Bu da çift kuvvet. E o zaman nasıl ben bunları toplayacağım sıfır yapacağım? Çok konuştum herhalde. Hepsini teker teker sıfır eşitlemem lazım. Sebep? ancak o zaman oluyor. Sebep o. Başka bir sebep yok ki. Başka türlü olmuyor ki. Allah mikrofon yıkılacak şimdi. Anlaştık mı? o zaman ne diyeceğim ben buraya? Teker teker sıfıra işlemem lazımken a artı b'yi 4 diyeceğim. Yani eksi 4 direkt karşı atı verdim. Buradan a artı c ne diyeceğim? 5 diyeceğim. Buradan da b artı c ne diyeceğim? 3 diyeceğim. Şimdi bak ne oldu aslında sana? 1, 2, şey, 1, 2, 3, A, B, C. 3 tane bilinmeyen, 3 tane denklem. Biz bu denklemi çözeriz arkadaşlarım. 3 bilinmeyen, 3 denklem. Yani denklem sayısı bilinmeyen sayısına eşitse o denklem bizden korksun. Şimdi çözeriz ya nasıl çözeriz? Hocam ben işte A'ya 4 vereyim, B'ye 0 vereyim. Gibi mi çözeriz? Yani bunu mu yaparız? Hayır arkadaşlarım. Tabii ki de öyle değil. Şimdi bunu çözmenin yöntemi var. Ne yöntemleri var? Yani mesela ben genellikle şöyle çözüyorum. Alt alta topluyorum hepsini. 1A, 1A daha 2A yapıyor. Değil mi? BB daha 2B yapıyor. CC daha 2C yapıyor. Topladım. 9, 12 yapıyor. Şimdi ikişer tanesi 12 ise birer tanesi kaçtır? 6'dır. Geliyorum mesela buradan A artı B 4'müş ya. Buraya ben 4 yazıyorum. O zaman C de ne oluyor? 2 oluyor. Çünkü 4 ile 2 toplayınca 6 yapıyor. Geliyorum burada C ye gördüğüm yere 2 yazıyorum. 3 ile 2'yi toplayınca 5 yapıyorum. Geliyorum burada C ye gördüğüm yere 2 yazıyorum. B ile toplayınca 1 ile toplayınca 2 oluyor. Demek ki ben A'yı 3 bulmuş oluyorum. C'yi 2 bulmuş oluyorum. B'yi de 1 bulmuş oluyorum. Bunları çarp mı diyor artık burada çarp diyor herhalde. Çarpıyorum 6 çıkıyor. Yani bu böyle en standart bir şeydir. Deneyme yanılma yapalım mı hocam? Ya bilmezsin. Tam sayı olduğunu bilmezsin. Her zaman tam sayı vermek zorunda değil. Ben şuraya 4 değil de 5 yapıversem ortalık karışır zaten. O yüzden yöntem bilmen lazım. Ya da ya da ne yapabilirsin? Oynarsın soruyla. Mesela A artı B4 A artı C5 ya. Ne yaparsın mesela? A'ları yok etmek için işte üsttekini eksiyle çarparsın. Ya da alt dediğin üsttekini çıkarırsın. A'dan A çıktı 0. C'den B çıktı. C eksi B eşittir. 5'ten 4 çıktı 1. Gel altında da B artı C 3'ü yaz. Bak bunları topladığım zaman B'ler gitti. Bak 2C eşittir. 4 geldi. C eşittir 2. Bak ipin ucunu gene buldun. Gidip C'ye tekrar 2 yazıp tekrar aynı şeyleri yapabilirsin. Yeter ki çözmek iste. Tamam çözülmeyecek bir şey yok. Mesela bunda. Bir önceki standart yani topladığım zaman bir şeyler oluyordu. Artık hani dedim ya en az 2 tanesi sistem yapar demiştim. Ta denklem sisteminde. Burada 3 tane var arkadaşım. Hiç önemli değil. 3 tane olsun, 4 tane olsun. Yeter ki ben bunu çözmeye çalışayım. Şimdi ne yapabilirim? Bir konuşalım bakalım bunun hakkında. Şimdi mesela genellikle ben şunu seviyorum. x eksi y eşittir 2. Yani bu sayıları buraya atmayı seviyorum. Altında 2y artı z eşittir 5. Altında da x artı y artı z eşittir 7 diyelim. Tamam yani bunu bir şekilde çözeriz biz. Nasıl çözelim? Ne yapalım? Ne edelim? Bir bakalım bakalım. Şimdi ne yapalım? Mesela şunu da yapabilirsin. Buradan e, x'i çekip x yerine bir şey yazabilirsin. E, sonra buradan da mesela x yerine bir şey yazabilirsin. Eşitleyebilirsin. Bir şeyler, bir şeyler yapabiliriz. Nereden başlayalım? Ya bu sonuçta bir denklem çözme, bunun bir yöntemi, yöntemi yok arkadaşlarım. E, vallahi şu an nereden <laughs> başlayacağımı ben de bilemedim. Şunla şunu toplasak acaba bak. E, bununla ile üçüncü toplasak y'ler gidiyor. 2x artı z eşittir bir şey oluyor. Buradan yani işte ben bunu yazarken kesin bir şey yapmışımdır da bir Ali Cengiz Mali Cengiz yapmışım. Şimdi kendi tuzağıma düştüm. Bulamadım. Vallahi bulamadım. Neyse ben burada y ye gördüğüm yere ne yazayım arkadaşlarım? x eksi 2 yazmak istiyorum. y ye gördüğüm yere x eksi 2 bak. Emin ol başka çözümler vardır. Tamam mı? Denklem çözme bu yani. Bir sürü yöntem bulabilirsin. Ben şu an aklıma böyle geldi. Niye gördüm yere x eksi 2 yazacağım. Tamam mı? Burada da y ye gördüm yere x eksi 2 yazacağım. Yani 2 y'ye bu 2 ile çarparsam 2 x eksi 4 oldu. Artı z eşittir 5 oldu. Buradan da 2 x artı z eşittir 9 oldu. Tamam. Gel burada da y ye gördüm yere ben x eksi 2 yazayım. x eksi 2 bak buraya da yazdım arkadaşlarım. x x 2 x oldu. Artı z. Oo doğru yoldayım. Eşittir eksi 2'yi bu tarafa attım. Yine 9 buldum arkadaşlar. Müthiş. Bak yani y gördüm yere bunu yazdım ya altta da yazdım. Yine bunu buldum. O zaman doğru yolda oldu mu gösteriyor. Bu. Şimdi ne oldu? Çıkmaza girdik. Tamam mı? Ya eminim içinizden birisi çözdü. Belki de hepiniz çözdünüz şu an. Ama ya, oluyor işte bu. Ne yapayım şimdi? Yani bir, şurada bir kal geldi. Dur ben o kalı bir göndereyim şimdi. Şimdi bir şey yapacağız gençler. Şunu eksi 2 ile çarpsam. Ya da bunları alt alta toplasam. Ee, zeler Ha bak bunları çıkarayım. Bak bunları birbirinden çıkarayım. Bak şöyle yapayım. Şimdi burada x eksi y var ya şurada da şu z'leri bir göndereyim arkadaşlarım. Yani şu üsttekinden ikinciden üçüncüyü çıkaracağım. 2 y'den y çıktı. Ee, y kaldı değil mi? O da aynı. da bakalım ne yapacağız bilemedim ya. Evet geldim. Şimdi arkadaşlarım tabii e, bir baktım doğru mu yanlış mı diye bir kontrol ettim. Yani zaten ben şunu yapmışım. Şimdi bunları toplamışım. Alttaki denkleme yazmışım. Yani bu denklemin yukarıdakilerden bir farkı yok. Mesela topladığım zaman e, 2'ye eksiye artıya yapıyor. X artı Z e, işte 5 artı 2'den şuradan yapalım. 7 yapıyor. Yani bunların toplamı buraya yazdığım için çıkmaza giriyoruz. Yani burada aslında ufacık bir pürüz olmuş. O yüzden de o pürüzü ben şöyle hallediyorum. Yani hani hep birbirine eşit geliyor ya. Pürüz orada aslında. Eksi z yapalım burayı diyorum. Ufak bir düzeltme yapıyoruz tabii ki de. Eşittir 5 yapalım burayı da. Tamam mı? Kusuruma bakmayın. Yani bu da mesela bize bir şey katıyor. Yani çünkü çıkmaza giremedik. Yani, ilk, yani çıkmaza girdik daha doğrusu. İkna olamadık. İkna olamadığımız için de böyle bir şey yapalım. Şimdi x çarpı y çarpı z kaçtır diyor. Yani çünkü ben iki denklemi toplamışım. Buraya yazmışım. Pek bir fark eden bir şey yok ki. Şimdi ne yapalım? E artık... E yani şurasının eksi e, z eşittir 5 olarak düzeltebilirsiniz. Artık buradan mesela toplayalım bunları. Mesela şu üstteki ile alttakini toplayabiliriz. X artı Z. X artı Z. Artı Y. Eşittir 7 oldu. Tamam mı? Altta da ne var? X artı Y eksi Z eşittir. Ne oldu? 5 oldu. Mesela ben şunu yapabilirim bunları çıkarabilirim birbirinden. Mesela bunu eksiyle, eksiyle bunu da artı yaptığım zaman yani eksiyle çarptığım zaman bu da eksi olsun. X'ler gitti. Y'ler gitti. Ne kaldı? Z, Z. iki tane Z kaldı. Eşittir. 7 eksi. 5'ten 2 kaldı. Z'yi de 1 bulduk. Tamam mı? Gel bakalım bir yerlerde Z yerine 1 yazalım. Mesela burada 1 yazdım arkadaşlarım. 2 4 olması gerekir dedim. O zaman Y yerine de 2 yazdım. Burada y yerine 2 yazayım. E 4'ten de 2 çıkınca 2 kalır yorumunu yaptım. Demek ki x de 4'müş. E çarpımları 4 çarpı 2 çarpı 1'den ne yaptı? 4 kere 2 8 yaptı. Tamam. Bak ne yaptık? İkna olmadık. İkna olmadığımız için de artık soruyu ne yaptık? Ufacık bir şekilde değiştirmiş olduk. Anlaştık. Şimdi. A ve B birer tam sayıdır. Bu soru ee nasıl bir soru? yani Her yerde var bu soru. Bir şey anlatmaya çalışıyoruz bu soruda. A ve B birer tam sayıysa... işte bir bölü bir şey, bir bölü bir şey eşittir bir olduğuna göre A çarpı B kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlarım, bir bölü bir şeyle bir bölü bir şeyin toplamı... bir olacakmış ama ama A ve B birer tam sayı olacak. Şimdi nasıl olabilir diye düşünebiliriz. Aslında. 1 bölü x artı 1 bölü y eşittir 1. Bir sürü farklı x'i bulabiliriz. Ama biz a ve b'yi tam sayı yapacak şekilde şunu diyoruz. Acaba burası da 2. Burası da 2. Burası da 2. Yani 1 bölü 2 ile 1 bölü 2'nin toplamı 1 olduğu zaman olabilir diyoruz. Çünkü niye? A ve birer tam sayı koşulu koyduğu için. Bakalım. Yani 2a eksi b eksi 4 eşittir 2. Buradan da a eksi b artı 1 eşittir 2 olduğu zaman. Bu bir yorum. Buradan 2a eksi b eşittir 6. Buradan da a eksi b eşittir 1 yaptı. Çıkaralım birbirinden. Burası a olsun. Ee, değil mi? 2 a'dan a çıktı. Eksi b'den eksi b çıktı. 0 kaldı. 6'dan 1 çıktı. 5 kaldı. Gelip burada a gördüğüm yere ben 5 yazayım. 5'ten b çıkınca 1 kalacaksa b de 4 olacakmış. Demek ki a ve b tam sayı iken a 5'miş. B de 4'müş. Çarpımları da 20 yapıyormuş. Ama sana burada tam sayı olayını vermezse, bilgisini vermezse e, ne yapacaksın? Hiçbir şey yapamazsın. Çünkü yani 1 bölü x artı 1 bölü y eşittir 1. Yani buradaki sayıyı, şuradaki sayıyı yorumlayamazsın. Tam sayı demezse. Tamam mı? O da kendi halinde güzel bir örnek. Şimdi yavaş yavaş tabi olayı biraz karıştıralım. Yani denklem çözeceğiz ama biraz farklı denklemler çözmeye niyetlenelim bakalım. Burada baya bir karıştırmış olabiliriz. Bir şeyler yazmışız ama bakalım sonucunu buluruz inşallah. Şimdi böyle bir soru gördüm. Ne yapıyorum? Ya normalde arkana bakmadan kaçman lazım. Değil mi? Çünkü payda işlemeye kalksan aman Allah'ım yani eşitlenecek gibi değil. 4a artı b ile a b'yi ben nasıl çarpacağım? Ki sonra bir de onları ayıklamak var. Değil mi? Yani çarpanlarını ayırmak bir şey var. Denklem çözerken mümkün olan en kolay şekilde çözmek lazım. Ama problemin içerisinde çıktı ama yani direkt soru olarak çıktı. Şimdi bunu ben mümkün olarak nasıl çözerim arkadaşlarım? En güzel şekilde nasıl çözebilirim? Onun hakkında bir şeyler yapmaya çalışalım. Bak şimdi bu denkleme baktım 1 bölü a eksi b var. Buraya da baktım 3 bölü a eksi b. Yani aslında bölü a eksi b bölü a eksi b aynı. Bak buna baktım. 2 bölü 4 A artı B var. 7 bölü 4 A artı B var. Yani bölü A artı 4 A artı B'ler aynı. Şimdi bu aynı olanlara dedik ya değişken değiştirme yapın. Yani maşa kullanın. De ki sen 1 bölü A eksi B'ye ne de arkadaşım? X de. Tamam mı? Kolay olsun diye. Diğer tarafında 1 bölü 4 A artı B'ye de ne de Y de. Şimdi burası 1 bölü A eksi B. Yani burası X artı. Şimdi 1 bölüsüne y dedim ama 2 tane olduğu için 2 y demem lazım. Eşittir 7 bölü 6 geldi. Tamam mı? Tamam. Sonra 3 bölü a eksi b malumunuz 3 x olacak. 7 4 a artı b de 7 y olacak. Bu da ne yaptı? 23 bölü 6 yaptı. Tamam. Şimdi buradaki kesirler de aslında ayarlanmıştır. Şimdi 6 ile genişlet demek istiyor sana buradan. 6 x artı 12'ye eşittir. 7 yazabilirsin diyor. 6 ile genişlettiğim zaman da 18x artı e, kaç 42y mi? 42y'ye de 23 yazabilirsin diyor. Bunu da yazdık. Bunu da yaptık. Şimdi ne yapalım hocam? Şimdi ne yapalım? İşte x ve y'yi bulmaya çalışalım. Şimdi ben bunu eksi 3 ile çarpmak istiyorum. Çünkü 18 ile eksi 18 birbirini götürsün diye çarpıyorum. Artı 18 eksi 18 hatta çarpayım mı? Bir kez? Hadi bir kez çarpayım. Eksi 18 x eksi 36 y eşittir. Eksi 21. sıkıntı olan var mı? Yok. Güzel. Burası da 18 x artı 42 y eşittir. 23 yaptı mı? Yaptı. Şöyle çizdim. Şimdi bunlar gitti. Doğru mu? Doğru. 42'den 36 çıktı. 6 kaldı. 6 y'nin adı 2 imiş. 23 eksi 21'den. O zaman y'nin adı da 1 bölü 3'müş. Güzel. Şu ana kadar müthiş gidiyoruz. Tamam. Sonra hocam ne yapalım bu 1 bölü 3'ü? Arkadaşım bunu git ya burada yerine yaz. Yeşille yazayım mı? Ya burada yerine yaz ya da burada yerine yaz. Yukarıda yerine yazayım isterseniz. Şimdi 6x'i yazdım. Şimdi 12 ile 1 bölü 3 çarpınca 4 olacak. Malumumuz 4, 6x artı 4 eşittir 7 yazdım. Buradan 6x eşittir 3 yazdım. x eşittir 1 bölü 2 yazdım. Güzel. Ama ya ben x'li y'li bir şeyler buldum. Adam diyor ki a'lı b'li diyor. He, o zaman ne yapacağız? Buradaki x yerine ne yazacakmışız? 1 bölü 2. Bak şimdi. Birler aynı. Demek ki a eksi b de 2. Şuraya kenarlara yazayım. a eksi b'nin 2 olduğunu biliyorum. Tamam. a b'ye geçeceğim. Sonra buraya da 1 bölü 3 yazarsam y ye gördüğüm yere. 4a artı b'nin de ne olduğunu biliyorum arkadaşlarım. 3 olduğunu biliyorum. Değil mi? 4 artı b 3. Artık bunları iki bilinmeyenli yani yapayım. Topladığım zaman bak 5a yapacak. Topladığım zaman 5 yapacak. a eşittir 1 yapacak. a yerine 1 yazarsam neredeyse burada 4 artı b 3 yapacaksa şurada 4 artı b 3 yapacaksa b'nin de 3 eksi 4 buradan da eksi 1 olduğunu gördüm. Vallahi nasıl diyeyim yani müthiş çözümcüm de demeyeyim arkadaşlarım. Yani bunu hepimiz yapabiliriz. Hiç sıkıntı değil. Sadece takip. Vallahi takip bak. Buradan bir başladın. Buraya kadar geldin, geldin, geldin. Tabi burada bitirdin. ve A çarpı B'de ne yapılıyor? Eksi 1 yapıyor artık çarpımları. Yoksa payda falan işlemeye kalksa olmaz zaten. Yani çıkamazsın işin içinden. Yani çıkarsın da. Yani artık ondan sonra sen sen değilsindir. Bayağı bir senin hırpalar. e değişken değiştirme candır diyorum. Yani yoğun olan denklemi ne yapacaksın? Basit hale getireceksin. Mesela bak bunlar da çok yoğun gibi ama ben ayarladım onu yani sizi üzmemek adına ayarladım. Dün biliyorum biraz üzdüm sizi. O kesirler falan geldi ya. Bunun için bunları ayarladım ben. Yani ayarlanıyor zaten. Amaç burada seni bu yoğun işlemlerle yormak değil. Burada amaç sana işin mantığını biliyor mu, bilmiyor mu bunu anlatmak. Yani yöntem diyelim burada. Tamam mı? Şimdi 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 bu da ne diyor? A böyleymiş, B böyleymiş olduğuna göre aile bir arasındaki ilişkiyi bulunuz diyor. Bir de bunu demiş arkadaşlarım. 5x eşit değil 6y demiş. O da işte bak şurada şey var ya. Ne bunun adı? E, payda değil mi? Bu payda sıfır olmasın diye böyle bir şey yazmış. Doğru mu? ve doğru yazması lazım. Adam itiraz eder. Ya bu, bunlar birbirine eşitse yani 5x 6y birbirine eşitse. O zaman ben nereden bileyim kardeşim sıfır olmadığını der. Şimdi ne yaparsın? Normalde ben senin yapacağın şeyi söyleyeyim. Evet hocam hakikaten de yaptım da diyebilirsin içinden. İşler işler çarpımı yaparsın. X'i yalnız bırakmaya çalışırsın. Y'yi yalnız bırakmaya çalışırsın. Belki. Yani bunu belki ben de yapabilirim. Ama şimdi adam sana A ile bir arasındaki ilişkiyi bul diyor. Yani ilişki. İşte 3A artı 2B misal veriyorum. Eşitte sıfır gibi bir şey. Yani A'lı B'li bir denklem bul diyor sana. Bulalım da. Yani bu işler işlerle olacak gibi değil. O zaman ne yapalım arkadaşlarım? Öyle bir şey yapalım ki X'ler ve Y'ler birden puf gitsin yani. Tamam yani bir sihirbazlık gösterisi yapmayacağız. Matematiksel bir şey yapacağız. Matematik belki de, güzelliği de burada. Şimdi bak 5x değil mi? Yani payda 5x eksi 6'yı. Bunları kesir olduğu için bunları bir toplasam ya da çıkarsam. Yani bir toplama çıkarma yapsam ve üst tarafla alt taraf aynı gelse oranlasam bir olsa. Ne güzel olur değil mi? O zaman benim ne yapmam lazım? Bir 5x elde etmem lazım. O yüzden yukarısını 5'e çarpıyorum. Şunu 5a yaptım. Bunu da 5A yaptım. 5X yaptım. Ve 6'ya elde etmem lazım. Buraya 6 ile çarptım. Buraya da 6 ile çarptım. Şimdi mesela ben bu ifadeleri taraf tarafa ne yaparsam oranları bir gelir. E tabii ki de çıkarırsam. Çünkü 5x eksi 6 y demem lazım. O zaman şuradan 5a eksi 6b eşittir diyorum. 5x eksi 6 y 5x eksi 6 y Bölü paydalar aynı olduğu için 5x eksi 6 y Ha ne güzel geldi. Bak buradan 5A eksi 6B eşittir. Oranları 1 geldi arkadaşlar. Bitti. Bu kadar. sana ne de der? İşte A'nın B türünden eşitini bul der. İşte A'yı yalnız bırakırsın. Tersten B'nin A türünden eşitini bul derse de B'yi yalnız bırakırsın. O da artık sizin ustalık. Yani sizin eseriniz olsun. Ustalık eseriniz. Diyecek. Ne yapıyoruz? Biz cami mi yapıyoruz değil mi? 5A eksi 6B 1. Yani işin içinden böyle hani tereyağdan kıl çeker gibi derler ya o şekilde çıkmaya çalıştık. Artık bak fark ettiysen farz, farklı denklemler çözmeye çalışıyorum size. Tamam mı? Şimdi gel bakalım buna. A, B, K ve N pozitif reel sayılar olmak üzere. A bölü N çarpı B bölü K 3. K kare bölü A kare artı B kare bölü N kare de 36. B'nin N cinsine eşitliğini bulunuz. Eyvah eyvah. Şimdi nasıl bulacağız ki biz bunu? B'nin N cinsinden eşidi. Yani B eşittir N'li bir şeyler gibi. Şimdi gençler bulalım. Bulalım da nasıl bulalım? Şimdi K bölü A ve B bölü N. Şimdi ben bunu A bölü N, B bölü K yazmışım ama şöyle yazma şansım var mı acaba? A bölü K çarpı B bölü N. Yazma şansım var değil mi? Burasına 3 yazayım ben bunu. Bana pozitif reel sayılar, mesela deneme yanılma yöntemiyle falan çıkacak gibi değil. bu, çıkmaz zaten. Şimdi, şimdi a, e, k bölü a var ya, evet ya da a bölü k var, güzel. Bir de B bölü ne, ne var, o da güzel. Şimdi mesela ben buna ne diyeyim arkadaşlarım, x desem, burasının ne olduğunu siz bana söyleyebilirsiniz. X'e e bir şey çarpmışım, 3 yazmış, 3 bölü x. Bak yine değişken değiştirme Bir sürü harf var, ben nasıl bulayım bunları? Mesela ben 3 bölü x'i bulsam aslında yani x'in sayısal değerini bulsam bak b bölü n eşittir bir şey gelecek. Çok da kolay bir şekilde bulmaya çalışacağım. E o zaman ben a bölü k yerine x yazacaktım. Ama adam diyor ki k bölü n var burada diyor. Şey k bölü a var diyor özür dilerim. Yani ters çevirmiş. E o zaman ben de 1 bölü x yazayım sen ters çevirdiysen ben de ters çevirdim. 1 bölü x'in karesi yazayım. Şu parantezleri var ya bir yapamıyorum ha. Şunu böyle yapayım tamam mı? Kare. Artı b bölü n 3 bölü x karesini almış. E ben de alayım. 9 bölü x yapar değil mi? Karesini direkt aldım. Kafadan aldım. Eşittir 36 oldu. Sıkıntı var mı? Yok. Hmm, tamam. 1 bölü x kare değil mi? 1 bölü x kare artı 9 bölü x kare eşittir 36 diyelim. Hmm, eşittir. eşittir. <laughs> Yapmaya başladım ya. 10 bölü x kare arkadaşlarım eşittir 36. Ya yani çok mühim değil aslında ama yani sizi yormamak adına yani kendim adına hiçbir şey istemiyorum. Bak emin olun buraya bir 40 yapıverelim mi? Hadi işimiz görülsün diye yani çok fazla öyle işin. Ya yani burası 36 olsa 40 olsa hiçbir şey fark etmez de biraz bir estetik vardır ya bir güzellik vardır ya oradan dolayı. İşler işler çarpımı yaptım. 40 x kare eşittir 10. Buradan x kare eşittir 10 bölü 40'tan 1 bölü 4. Tamam mı? Tamam. Şimdi bunlar pozitifse pozitif arkadaşlarım hepsi. Tabii ki x karenin 1 bölü 4 ise x'in de 1 bölü 2 olmasını temenni ederiz. Eksi 1 bölü 2 olmaz zaten. Çünkü pozitiflerin oranı eksi olmaz. E ben b bölü ne dedim? 3 bölü x yani 3 bölü 1 bölü 2 oldu. Bu da ne yaptı? 3 bölü 1 bölü 2 de 6 yaptı. Demek ki buradaki b sayımız 6 tane n'ye eşitmiş. Dedim. Bu soruyu da geçtim. Anlaştık mı? Sıkıntı var mı? Gel bakalım. 86. Hadi bunu da bitirelim. Bir sayfamız daha kaldı. Sabret biraz daha. Ya da bunu e, ne yapalım? Başka bir video mu çekelim çektim. Neyse, e, çekelim arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi, bunlara geçtik. Bunlarda da ne var arkadaşlarım? Bunlarda da koordinat düzleminde eşitsizlikler. Yani eşitsizlikleri aslında resmedeceğiz, resimlerini çizeceğiz. E, bazen öyle de çizmek gerekiyor. Bunun için de koordinat düzlemini kullanacağız. Şimdi hemen. Örnekle başlayalım. Çünkü çizeceğiz. Burada anlatılacak çok fazla bir şey yok. Şimdi X ve Y gerçek sayılar olmak üzere verilen eksikleri koordinat üzerinde çiziniz. Gösteriniz diyor. Gösterelim arkadaşlarım. Şimdi çizmek önemli. Hakikaten çizmek önemli. Yani bir şeyin resmini çizdiğiniz zaman özellikle analizde yani analiz dediğim kısım o ilim, türevi, integralde falan bir şeyin grafiğini çizdiğiniz zaman o size hakikaten çok şey anlatır. O yüzden de grafiklerini çizmeyi iyice bilin. Herhangi bir fonksiyonu Zaten biz böyle her fonksiyonun grafiğini çizmekle uğraşmıyoruz. Doğrular ve paraboller bizim ilgi giriyor. O yüzden de onları çizmek de kolay zaten. Şimdi diyor ki x küçük eşit 4. Şimdi özel doğrular vardı. Şimdi özel doğrular da mesela x eşittir 4 doğrusunu çizmemiz lazım. Şimdi x eşittir 4 doğrusu nedir? x'ten bir tane 4 noktasını alırsın. x eşittir 4 doğrusu şu e, x eksene dik olan şu doğrudur arkadaşlar. Nerede dedik? İşte 4 ise 4 dedik. Yani bu x eşittir 4 doğrusudur. Şimdi adam diyor ki sana X küçük eşittir 4'ü çiz bana diyor. Hmm. Yani aslında 3'ü de al diyor. 2'yi de al diyor. 1'i de al diyor. Şimdi bunları teker teker alamam ben. Tamam mı? X küçük eşit 4'ü çiz diyorsa aslında 2'yi 1'i de al demek o da hatalı bir şey. Ee, yani 4'ten küçükleri al demek doğru. Ee, aslında tam sayılarla işimiz yok. Yani bunu çizmek için şöyle göstermişler arkadaşlarım. Böyle 4'ün sol tarafı hani 4'ten küçük sayılar demişler ya. Sol tarafını bu şekilde tararız demişler. Al sana x e, küçük eşittir. 4 e, eşitsizliğinin belirttiği yer burası. Tamam. Şimdi y büyüktür 3. Y büyüktür 3. Y'den bir tane 3 alırsın arkadaşım. Ne yaparsın? Bu sefer y eksene dik gelirsin. Bunlar özel doğrulardır. Bunun da y eşittir 3'tür. Ama şimdi burada eşitlik var. Burada da eşitlik yok. İşte bunu da matematikler demişler ki. Bunu da bir şekilde anlatalım biz. Şimdi nasıl anlatalım bunu? Şunu şöyle bir kaldıracağım. Bunu demişler ki kesikli kesikli anlatalım. Yani ben y eşittir, y küçüktür, büyüktür 3'ü çizmek için şunu kesikli kesikli yapayım ki bunun da eşit olmayıp buna da eşit olduğunu anlatmak için. Şimdi ne diyor? 3'ten büyükler. Ya üçten büyükler tam şu olarak düşünüyorum. 4 var, 5 var, altı var. Yani yukarısı. Bunun da yukarısını aynı şeyde çizmeye kalktım arkadaşlarım. Orada çizebilirsin. Tamam. Aynı şekilde x büyüktür. Eksi 2. Şimdi x'in eksi 2'si burada. Kesikli kesikli yapmam lazım. Çünkü niye benim burada kesik doğrum yok mu acaba? Neyse. Ee, eksi 2 burada. Değil mi? x eşittir eksi 2 bu. Ve büyükleri istiyor. Bak büyükler de bak burası. Yani şurası. Tamam mı? Yani eksi 2'den büyükler. Gel e, diğer taraftan. Y küçük eşit. Eksi 5. E, şey 5'miş. Y 5 burada. Eşitlik olduğu için şöyle çizmem lazım. Küçükleri istediği için de arkadaşlarım 5'in alt tarafları. Onu da böyle çizmem lazım. Yani biraz karışık oluyor bunlar ama yani karışık derken resim biraz bozuk oluyor ama sıkıntı yok. Şimdi x'i eksi 2 ile 4 arasındaki değerler olarak düşünmüş. Şurada. Eksi 2 nerede? Burada. Eksi 2'ye eşit değil arkadaşlarım. O zaman kesikli çizeceğim. Şuradaki eksi 2'yi şöyle yapacağım. Eksi 2'yi böyle. 4'ü de şöyle dümdüz çizeceğim. Çünkü eşitlik var orada. İkisi arasındaki sayıları sana anlatmak istemiş. İkisi arasındaki sayılarda o zaman ikisi arasını tararsın. Tamam mı? Yani bu tarama yöntemi. Yani böyle göstermiş vatandaşlar. En başında böyle kabul etmişler. 2 ile 6 arasındakileri yani Y'lerin 2 ile 6 arasındakilerine bakalım. Son anda kapı çaldı. Vallahi ne oldu mu şaşırdım. Ne yapıyorduk biz be? 2 ile 6. Heh, 2 ile 6. 2 nerede arkadaşlarım? Y'de burada. 6 nerede? O da buralarda bir yerlerde olsun. Şöyle çizdiğim zaman, bunu da düzgün çizeyim şöyle. Böyle çizdiğim zaman ikisi de eşit olduğu için ikisinin arasındaki yerlerde şuralar diyebilirim. Tamam mı? Yani bu dediğim gibi bir gösterim. Şimdi mutlak değer x, mutlak değer x küçük eşit 2 ise bunun artık eşitsizlik olarak eksi 2 küçük eşit x küçük eşit 2 olduğunu cümle alem biliyor. Yani bunu artık bilmeyen yok. O zaman x'in eksi 2 Eksi 2 ve 2 arasında olan yerleri burası. İkisi arasındaki yerler. Şimdi e, bunu gördük, resmettik, aldık. Çünkü aynı şey üzerinde göstermek istemiyorum şimdi diğerini. Yani biraz daha şey olsun diye. Yani son şey ilk 3'ü de yaptık da bir şey mi oldu? Yani fark eden bir şey yok ama biraz daha rahat gözüksün diye. Şimdi y büyük 3. Şimdi mutlak değer y büyüktür 3. Nasıl bunu yapıyorduk? Y büyüktür 3 veya y küçüktür eksi 3 diyorduk. Bunun de beraber söyledik. Artık burada yazma hakkım var. Şimdi 3 nerede arkadaşım y'de? Burada. Eşit olmadığı için kesikli kesikli diyorum. Ya diyor ki ya burasını alacaksın diyor. Ya da eksi 3 burada kesikli kesikli yine. Ya da eksi 3'ün aşağısını alacaksın diyor. Çünkü diyor ki ya 3'ten büyükler bak burada ya da eksi 3'ten küçükler. Onu da resmetmek için bu şekilde bir şey yapabiliriz. Tamam anlaştık mı? Şimdi x ve gerçek sayılar olmak üzere e, diyor ki böyle bir eşitsizlik var. E, belirttiği kümeyi koordinat üzerinde gösteriniz. Hmm. Tamam gösterelim. Yani aslında yukarıdakinin aynısını yapacağız ama biraz burada x-1'ler falan var ya o yüzden. Şimdi ne demem lazım? Büyüktür. E şunu demem lazım. x-1 e, büyüktür 3 veya x-1 küçüktür. eksi 3 demem lazım. Değil mi? Şimdi x büyüktür 4 veya x küçüktür. Eksi 2 demem lazım. Şimdi 4 nerede? Bizim burada kesikliğimiz yok mu ya? Dur bakalım. Kesikliğimiz yok herhalde. Ayarlayabilir miyiz? Tabii ki de ayarlayabiliriz değil mi? Şöyle bir ayarlamaya çalışalım bakalım. Hatta şunu kesikli yapalım. Doğru line değil mi? Line bunu şöyle yapalım. Heh. Şöyle olacak gibi sanki. Oldu mu? Ha, oldu tamam. Şimdi X e, büyük 4. Nerede o? Gel bakalım buraya. Şöyle yapalım. 4. 4 şurada. Doğru mu? O ne? Mis gibi oldu valla. Diğeri eksi 2. Eksi 2 nerede? O da buralarda bir yerlerde. Tamam. Şimdi burayı 4 dedim. Buraya eksi 2 dedim. Eksi 2 ve 4. İstediği yer neresi? 4'ten büyükler diyor. Yani şu tarafını istiyorum ben diyor. Şöyle. <laughs> eksi 2'den küçükler diyor. O da bu tarafını istiyorum diyor. Şu tarafları şöyle 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 yapalım. Güzel. Şimdi diğer ne istiyor? Ee, küçük eşittirler ya da küçüklerde ne yapıyorduk? Eksi 2 ile kim arasındaydı? 2 arasındaydı. Sebepleriyle beraber mutlak değerli eşitsizliklerde anlattık. Eksi 3 ile 1. Tamam. Eksi 3 nerede arkadaşım? Eksi 3 şuralarda bir yerlerde. Bir nerede? Bir de buralarda bir yerlerde. Bunu da istiyor benden. E bunu da ben nasıl gösterebilirim? E, i̇kisine de eşitlik olduğu için düz yazdım. E bunu da şöyle tarayarak gösterebilirim. Tamam mı? Böyle tarayarak gösterebilirim. Sana nasıl e, şey yapacak? Şimdi aslında eşitsizlik sistemidir bu. E, i̇kisinde olduğu yerler burayı tarayacak sana ve şurayı da tarayacak. Tamam mı? Yani ikisine sağlayan yerler hem burası var hem de burası var. 5 tane şık yazacağı için ne yapacak? E, Kesiklikleri bazen düz yapacak. Yani yanıl diye. E, bazen işte kesiksizleri e, düz yapacak. Yani orada sana 5 tane şık oluşturacak. Sen düzgün kendin şablonunu bulacaksın. Ondan sonra şıktan işaretleyeceksin. Yani onlar birer şey olabilir. E, nasıl diyeyim? Yanıltıcı seçenek olabilir. Tamam mı? Şimdi birinci derecen iki bilinmeyenli eşitsizlikler. Şimdi bir tanesini bulduk da ikincisi geldi. Yani ikinci bilinmeyen geldi. Şimdi ABC gerçek sayılar yine A ve B sıfırdan farklı olmak üzere tanım yapıyoruz. Bir inşa yapıyoruz. İşte AX artı B'ye küçüktür C. Küçük eşittir C. Büyüktür. Büyük eşittir C. Yani iki tane bilinmeyen var işte. A, B bunları bilmiyoruz. Şeklindeki eşitler birinci dereceden iki bilinmeyen eşitler denir. Tamam. Çözüm kümeleri analitik düzende taralı bölgeler olarak gösterilir. Çünkü bu eşitler sağlayan son sayıda x'ye sıralı ikilisi bulunabilir. Yani denklemlerde nasıldı? Ee, tek çözüm kümesi var. Çözüm kümesinde bir eleman vardı. Hiç yoktu. Ya da sonsuzdu. Mesela bunlarda da birden fazla varsa analitik düzende gösterebiliyoruz. Hepsini teker teker yazmıyoruz. Tamam. Örneğin mesela bunda olduğu gibi. Şimdi çözüm kümesini analitik düzende gösteriniz diyor. Şimdi arkadaşlarım. Ben mesela bir tane alayım kendime. Mesela 1'e 0. Aldım. Çünkü ben x yerine 1 yazdığım zaman 2 artı 0'dan 2 küçüktür 8 yapıyor. Mantıklı bir şey. Bir tane daha sallamak istiyorum. Eksi 5'e 3. Kurtarır mı acaba? Eksi 10 artı 3. Eksi 7 yapar. 8'den küçük olur. Herkes yazabilir. Çünkü sonsuz tane var. Tamam mı? He hocam sağlamayanlar var mı? E, tabii ki de sağlamayanlar da var. Mesela 5'e 1 yazarsın. O da sağlamaz. Biz sağlayanları arıyoruz. Şimdi bunu biz nasıl gösterelim demişler matematikçiler, düşünmüşler, düşünmüşler demişler ki biz yine bunu resmedelim çünkü bir sürü var. E bir sürü yazamayacağına göre bunu bir şekilde resmedelim ki her bakan bunu bu şekilde almasın. Tamam? mı? Aslında matematik güzelliği bu. Matematik evrensel bir dil aslında. Yani ben mesela İngiltere'ye gittiğim zaman insanla matematikçe konuşabilirim. Yani şekle baktığım zaman bir integral sorusunu bir şeyler yapabilirim ben orada, tamam mı? E, yani %90 yapabilirim diyelim. Şimdi bunu bir resmedelim bakalım. Şimdi ne yapacağız arkadaşlarım? Bu bir doğru. Yani ilk önce sen şunu çizeceksin. 2x artı y eşittir 8 doğrusunu çizeceksin. Sonra olaya bakacağız. Şimdi x'e ne 0 vereyim ben. x'e ne 0 verdiğim zaman y eşittir ne oldu? 8 oldu. Tamam. Y yerine 0 vereyim. Y yerine 0 verdiğimiz zaman da hmm, x kaç oldu? 2x8 ise x eşittir 4 oldu. Gelsen x 4'ü burada. Gel sen burada derdi unut vardı ya. Orman ne güzel ne güzel diye. Oo, dersin sonuna geldim. Bir kafa gitti herhalde benim. Şimdi x eşittir 8, y eşittir 8 x eşittir 4. Bu doğruyu çizdim. Niye kesikliği aldım? Şuradaki eşittir yok ya. O yüzden kesikliği aldım normalde doğru çizmiyorum aslında eşitsizliği göstereceğim. Şimdi arkadaşlarım sonsuz tane küme var mesela. Tamam sonsuz tane eleman var sonsuz tane küme yok özür dilerim. Yani bunun bir tarafını taramam lazım. Ama ne tarafını taramam lazım? Bunu nasıl yapacağız? Neler yapacağız? Kendine uygun bir tane nokta bulacaksın. Tamam mı? Uygun seni yormayacak tarzda. Bu en uygun nokta da başlangıç noktasıdır. Yani şuradaki sıfırı sıfır noktasıdır. Sen sıfırı sıfır noktasını kullanırsın. Pekala bu sıfırı sıfırın vazifesi ne olmalı? Şimdi sıfırı sıfır yazdım. Nerede yerine yazdım? Burada yerine yazdım. Sıfır yazdım. Sıfır artı sıfır. Küçüktür sekiz yaptı. Sıfır küçüktür sekiz. Şimdi sıfır küçüktür sekiz mantıklı bir şey mi? Evet mantıklı yani sıfır sekizden küçük. O yüzden sen sıfıra sıfıra istiyorsun. Senin çözüm kümenin sıfıra sıfır olmalı. Olmalıysa arkadaşlar bu alt tarafı şöyle bir tarıyorsun. Çünkü taradığın yerde sıfıra sıfır olacak. Hocam başka yöntemi yok mu? ya Nokta seçeceksin. Başka nokta yok mu dersin? Ya dersin. Eksi 2'ye sıfır dersin mesela. Örneğin. E, seçtin. Eksi 2 yazdın. Eksi 4 artı sıfır. Eksi 4 küçüktür 8 oldu. Mantıklı mantıklı. Yine burası olacakmış. Ya da hocam ben ya 5'e sıfır seçmek istedim ya. Bu da içinden geldi diyebilirsin. E seç arkadaşım. 5 yazdın 10. 10 küçüktür 8 oldu. Mantıklı mı? Mantıksız. Demek ki mantıksızsa da ters tarafı tarayacakmışsın. Yani mantıklıysa o nokta içine almaya çalışacaksın. Mantıksızsa da almamaya çalışacaksın. Bu kadar basit aslında. Tamam mı? Şimdi hadi bakalım en son bunu yapalım. Olayı bitirelim artık. Bitiriyoruz değil mi? Vallahi bitiriyoruz. Şimdi x artı y eşittir 6. Yine normal denklem çözeceğim. Yani doğrunun grafiğini çizeceğim. X yerine 0 verdiğim zaman Y'si kaç oluyor? 6 oluyor. Y yerine 0 verdiğim zaman da X'i kaç oluyor? X'i de 6 oluyor. 6'ya 6. Ha burası 6. Ha burası da 6. Şimdi eşittir olduğu için arkadaşlarım şöyle dümdüz çizmem lazım. Tamam mıdır? Çünkü eşittir var burada. Geldim buraya. Alttakini çizmeye çalışacağım. X'e 0 verdim e, y'si ne olacak? Eksi 6 olacak değil mi? i̇lk yani önce denklem gibi düşünüyorum. Sonra y'ye 0 verdim. x'i ne olacak? 3 mu olacak? 2 x işte 6 ise eksi 3. Şimdi eksi 6 nerede o y'si eksi 6? Gel buraya. Eksi 6 burada. E, 3 nerede? 3 de burada bir yerde. Şimdi bunu da nasıl yapacağım? Bunu da kesikli kesikli yapacağım. Şöyle kesikli kesikli. Tamam mı? Güzel. Şimdi bu ne diyor? X artı y küçük eşit 6. Şimdi x artı y için 0'a sıfır alıyorum elime. Gel bakalım 0'a 0. Sıfır. Şimdi 0 0. 0 artı 0 küçük eşittir 6. Mantıklı mı? Yani sıfır küçük eşittir 6. Mantıklı. E hocam şey yok ki eşittir değil ki 0 6'ya. Ya o eşittir üzerindekileri göstermek için anlatıyoruz tamam mı? Nasıl bir cümle kurdum onu da bilmiyorum da. Yani bu mantıklıysa o zaman sıfıra sıfıra alacaksın kardeşim diyor. E demek ki bu doğrunun alt tarafını taramam lazımmış. Çünkü sıfıra sıfıra alacağım ya öyle bir derdim var ya bunu buraya taradım. Tam bu doğrunun alt tarafını taradım. Sonra burada e, buraya da sıfıra kullanalım. Yani çok bizim hak e, hakikaten emektar noktamızdır sıfıra 0 Sıfır küçüktür altı. Mantıklı mı? Mantıklı. O zaman bu da ne istiyor? Bu da sıfırın hangi renk kullanayım? Turuncuyu mu kullanayım? Mavi kullanayım hadi. Bu da sıfırın e, sıfırı istiyor bu da kesiklerde. O da o da istiyorsa o da o zaman üst tarafı. Şöyle üst tarafını tarayacağım arkadaşlarım. Tamam mı? Şöyle üst tarafını tarayacağım. Doğru mu? Hiçbir şey kalmadı vallahi ya. E şu sarıyı biraz daha tarayayım. Bak şurası. O size gösterir zaten. Bak şu siyahla olan yer. Yani sana adam diyecek ki e, ben şurayı çizdim. Şurayı kesikli çizdim. Burayı sana resmedecek. Sen de anlayacaksın. Ha, çizim e, biraz nasıl diyeyim. Kötü gözüküyor ama güzel de çözdük yani ya. Ne yapalım şimdi? Anlaştık mı? Vallahi 80 altında sonuna geldik. Hop ne yaptık? 80 sonuna geldik arkadaşlarım. 28. dersinde sonuna geldik. Şimdi 27. dersen itibaren de 5. hafta ödevlerini kodlayalım. 27 işte artık pazar gününün sonuna kadar hangi şey gelecekse kaç tane ders gelecekse. Bu hafta biraz 6 tane kodladık. E, önümüzdeki hafta kaç 8 tane kodlayabiliriz. Tamam mı? Onu ben açıklamasını yaparım. E, buralarda yine sizlere böyle dilim döndüğünce nasılla niye ile anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuşumdur. Beni destekleyen arkadaşlara çok teşekkür ederim. Dinleyen arkadaşlara bir şeyler öğrenen arkadaşlara çok teşekkür ederim. Hepinize çok teşekkür ederim. Yani bu işte inşallah beraberiz arkadaşlarım. Sizlere bildiklerimi aktarmaya çalışacağım. Ara ara dilimiz sürçüyor. Eksik gelik bir şey yazabiliyoruz ya da eksik yazabiliyoruz. Bunlar için e kusuruma bakmayın. Yani olabiliyor. Ekrana bakıyorum bazen yoğun bir çalışmadan sonra. bazen gözlerim de yorgunluk yapabiliyor. O yüzden de bunları böyle iletişim halinde olursak, birbirimizi uyarırsak çok mutlu olurum. beni yorumlarda uyaran arkadaşlarıma ve hakikaten güzel dileklerini söyleyen arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Yorum yazmayan arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim. Ama burada olduğunu bir şekilde yani bizimle olduğunu bir şekilde bizlere anlatırlarsa hakikaten çok mutlu oluruz. E, çünkü yani yaptığımız işin birilerine dokunmasını duymak istiyorum açıkçası. Tamam mı? Hadi bakalım. Kendinize çok iyi bakın. Ben e, şimdi bu videoyu yüklüyorum e, ve ardından gidiyorum. Nereye gidiyorsunuz hocam? Boya yapmaya gidiyorum. E, ekstra da babama da yardım ediyorum bu arada. Sizin de Boş vakitlerinizde annenize babanıza yardım edin. İnanın çok seviyorlar arkadaşlarım. Yani benim çocuğum bana yardım ediyor diye. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Burada da bir böyle kamu spotunu vermiş oldum. Tamam. Hadi kendinize iyi bakın.